Eda'nın gelmesini, Rıfat'ın gelmesini, bir de Batuhanlardan bir tanesinin gelmesini çok istiyorum. Ben de Hakan. Evet, o da iyi yapıyor çocuk şimdi, şey olmasın. Ama abi, o zaten şimdi gelmesi, yedeklerden kesin gelir. Gelir, evet. Bana enerji olayım, ben çıkayım, olur mu? En çok beni isteyin. Yollayın, yollayın. İki başarılı kadın. MasterChef Türk Gözler, hoş geldiniz! Hoş bulduk sen! Evet arkadaşlar, biz ne dersek yaparız. Size demiştik, MasterChef Türkiye All Star'da her zaman bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bizler bu aşamalarda genelde böyle sürprizler yapmayız ama All Star'a yakışır işler yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizce ne yapıyoruzdur şu an? Balık. Bir fish stock kokusu var. Balık kokusu aldık. Tamam, başka? Aynen, bir tek onu aldım. Şef tabağı. Denizden bu, denizden tabağı. Bence bir Vietnam, Kore mutfağı esintisi var sanki. Ne alaka? Faruk Batuhan yani. Ya ne alaka? Bir sürpriz oluyor. Faruk Batuhan'ın hayal dünyası çok genişledi bir anda. Evet arkadaşlar, MasterChef Türkiye All Star'da sizlere sürprizler yapmaya devam ediyoruz. Ve daha ne sürprizlerimiz olacak? Biraz erken oldu ama arkadaşlar bugün... Şef tabağı var. Ama ne şef tabağı var? Gelin böyle. Ve bugünkü tabağı tabii ki de Yılmaz Şef'ten geliyor. Dinliyoruz şefimizi. Danilo Şef dedi ki, acaba risottoda nasıllar, nasıl yapıyorlar? Biz dedik deneyelim o zaman bugün. Bugün bir Akdeniz tabağı yaptık. Burada ıstakoz kuyruğu var. Zeytinyağında tavada pişiyor. Çok sade. Üzerinde de birazcık deniz tuzu ve karabiberle birlikte. Ama kabuklarından ve parçalarından da buradaki sosu hazırlıyoruz. Bisk gibi. Bir tür böyle bir taze bisk gibi ama tam bisk değil aslında. Taze bir ıstakoz sosu. İçerisindeki malzemeleri zaten size oraya da yazıp verdik. Burada tam mevsimi olan kuzu göbeği mantarı var. Yanında da kremalı ve parmesan peynirli bir sosla birlikte. Burada da hafif pişirilmiş bir yedi kule marulu. Üzerinde parmesan peyniri. Yanında da taze otlardan yapılmış, taze baharatlardan yapılmış bir krema sos. Şefim şunu bir daha söyleyebilir misin? Yedi kule marulu. Onu hafif pişmiş. Mi? Evet, hafif pişirdik. Şimdi, turşusu var şefim üstüne. Yok, kırmızı biberler var. Birazcık yine pişirilmiş kapya. Ve parmesan peyniri var. En son üzerine birazcık da limon. Piştikten sonra çok az bir limon. Ucundaki? De taze baharatlardan yapılmış bir krema. Şimdi aynı malzemeler burada da var. Burada da risotto trio. 3 çeşit risotto var. Yine ıstakoz kuyruklarından yaptığımızla lezzetlendirdiğimiz bir risottomuz var. Yine krema ve parmesanla birlikte ve hafif de beyaz trüf yağıyla lezzetlendirdiğimiz bir risottomuz var. Yine bir de taze baharatlarla beraber lezzetlendirdiğimiz. Yemek birbirini tamamlayan bir yemek. Nasıl pişirmiştik? İstakozları önce birazcık haşlıyorsunuz, çok az. Sonra da tavada çıkarttıktan sonra kabuklarını. Cepim risotto gerçekten efsane olmuş. Ellerine sağlık. Her şey ya. Evet, bir, İtalyan'dan bu övgüyü almak güzel. Vallahi efsane. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Belki kolay kolay risotto da biliyorsun baba tavandadır. Aynen. Hadi tadına bakın. Batuhan. Bakın tadına baktığınızda da anlayacaksınız zaten. Sosun içinde sarımsak var, tuz var, karabiber var, bol zeytinyağı kullandık. Arkadaşlar sizi çekmecede... Dediğim gibi yani bütün malzemeler orada yazıyor zaten. Siz sadece burada çok iyi not alıp çok iyi fotoğrafını çekmeniz lazım. Yemeğin ki orada ne yapacağınızı şaşırmayın artık. Evet, alkışlıyoruz şefimizi. Teşekkür ederiz. Bir görelim hadi. Bunu yapabilecek kapasite bir tabak yani. Evet. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi Yılmaz Şef'in size yapmış olduğu muhteşem tabağı yapacaksınız. Şefimize tekrar alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık şefim. Biliyorsun konuştuk, dedik ki yani
bu seviyelerde çok zorlamayalım dedik Yılmaz'a. Ona göre bir tabak yaptı ama gerçekten çok lezzetli, çok teknik ve çok şık bir tabak yaptı. Yılmaz Şef'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi tabii ki dünden farklı olarak bugün şef tabağı var. Gerçekten zor. Çünkü All Star ana kadroya yaklaştıkça biraz şartları zorlayacağımızı söyledik. En baştan beri zor ve dengeli gidiyoruz ama ara sıra da All Star için bu tür sürprizler yapacağız. Bugün de sizden bir şef tabağı, daha sonra vereceğimiz yaratıcılık ürünle başarılı olan arkadaşımızı All Star ana kadroya alacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sebzeler kaldı, bir de kule kaldı. Hadi bakalım, hadi bismillahirrahmanirrahim. Ne pişireceksin bunda? Şefim, kuzu göbeği mantarı. Tamam, ama buna daha çok zaman var. Yani o arada yapman gereken işte şefim, başka şeyleri yap. Her şeyim şu an okay, biskin yani pişiyor. Bozmayayım seni ama. Bilmiyorum, hani bunu bu son, çok kaç dakika son. Kala? Mesela bunu da şöyle şurasını düzelt. Onları da sosla kullan, sosa geçsin tadı. Aynen. Daha tamam. Zamanım var. Tamam, şunlara zamanım var o zaman. Aynen. Tamam şefim, o zaman ben risottoma geçeyim. Aynen, bir planlamanı gözden geçir. Ne, tamam, risottomun neresindesin? Bazını yaptım zaten ben, soğanını tamam. Falan pişirdim. Şefim, böyle oldu şimdi mu? Şimdi ben ona tamam. Geçiyorum. Bak. Ya hem makasla... Var ya bir şey söyleyeceğim. Bence yardım etme. Niye? Şey, ama insanlığı üzülüyorum ben içeriden ne duydum biliyor musun? İnsanlık. Bu adam nasıl yapmış? Böyle tarif mi olur? bu tarif mi? Söyledim mi gerçekten? Ben duydum. Ben arkalardaydım bu tarafa. Ben mutfaktaydım, ben duydum. Diyor ki bu adam bunu biliyor mu? Bunu gerçekten söyledin mi? Hayır dedim, keşke küçük bir şey verseydin. 50 tane. Abi kafa vallahi kaldırmıyor. 50 tane malzeme koymuş diyor. All Star'a içeceksin. Bunları yapman lazım. Bunlar en basitleri hatta yani. Bunu nasıl söyleyeceğim? İleride farklı teknikler girecek. Bunu nasıl söyleyeceğim? Ama Yılmaz, bir şey daha söyleyeyim sana. Kemik suyu olmadan yemek mi olur diyor. Vallahi hadi buyur. Zaten yaptım kemik suyu. Bunun içine koydum. Mehmet Şef bunu söylüyorsa mutlaka doğrudur. Üstüne yorum bile yapalım. Ama ben sana yine de yardım edeceğim. Bunu... Bak, elimi de sürmek istemiyorum. Şu bacaklardan, şu şeylerden kurtul makasla kes. Sonra zaten açılacak bu kendi kendine. Ama bunu tersinden yap. Bunu tersinden yap. Komple değil. Sadece üstünden sok makası. Benimki parçalandı ya. Oğlum salçayı mı yaktın? Yok şef. Yanmış. Ha o önceki şef. Tekrar, sonraki nerede? Tekrar başka tavaya başlayacağım ona da. Önce risottomu halletmeye çalışıyorum. O şef yandı. Bu salça yanmamış mı ya? Bana mı öyle geliyor? Şefim yani, o... Zaten görüntüden bir... Çalışma esnasında yanık unuttuğum salça. Tekrarlayacağım bunu. İstakoz ne için? İstakoz şefim. Sen istakoz için nerede oğlum? Tabağa koyacağın istakoz nerede? Tabağa koyacağım istakoz. Nerede? Yok. Bu ne? İstakozdan geriye ne kaldıysa. İstakoz nereye gitti? Yandı. İstakozu doğru pişirememiş, çıkaramamış ya da doğru ayıklayamamış. Evet. Ama onu en azından şimdi şey yapma, bir kurtarmak istiyorsan da... Bir şekil mekil son, yap bir yani. Şey yap, dursun onu kenarda bu en son şey. Yapacağın. Sen önce sosunu hazırla, risottonu hazırla. Onur. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz şef tabağına en yakın tabağı yapan arkadaşlarımız bir sonraki tura geçecek. Sizden istakoz yorumlamanızı istemiyoruz. Bakalım All Star ana kadroya gidecek. Üçüncü yarışmacı kim olacak? Bu arada bu da mesela risottoda falan başarılı bir yarışmacı. Evet ama sosta iyi gitmiyordu. Evet. Artık şey güzeldi. Çünkü yapabilsinler tamam. İstiyorum hani ben de çıksın bir şeyler. Sen ne yaşadın? Ne oldu? Bir ara bir sıkıntı yaşadın galiba ya. Şefim evet kendimi hiç iyi hissetmedim psikolojik olarak. Toparlayamadım kafamı. Hiç pes çekel değil burası. Şu an etmiyorum. Hemen toparlayabilirsin. İstakoz nerede? Burada şefim. Tamam istakozun, risottonun, karizültürün var.
Devam. Bitireceğim şefim. Feshetmek yok. Tamam şef. Ne durumdasın? Hazırım şefim. Son krema parmesan sosum kaldı. Risottomu bağlayacağım. Tabağımı ayarladım. İstakozum hazır, mantarım hazır. Flamantarım hazır. Flamantar değil o, kuzu göbeği. Kuzu göbeği. Nasıl gidiyor Yılmaz? Yani iyi gidenler var. Bence yani hiç hem beklentimden dolayı o kişilerden hem de gidişatından dolayı çok umutsuz olanlara şey göreceğiz. Ama şefim siz zor yani size yemek çıkartmak. İnan, şef, inan. Tabii ki de. Çünkü çıkartamazsak biz hakaret sayılır. Şefimiz asla şef özellikle dedi ki doğru. Şey, ileride çok daha farklı teknikler var. Onları kullandıracağız. Farklı cihazlar gelecek. Onlarla bir şeyler hem öğreteceğiz hem yaptıracağız. Hani burada daha şey sade bir yemek yapalım diye ve aslında baktığında da tamamen tavada tencerede pişen sade bir yemek. Evet. Özel bir teknik yok. Özel rica ettik Yılmaz. Dedi ki böyle teknik hiç üst düzey tutmadı arkadaşlar yani. Bu anlamda şu anda normal bir tabak yapıyorsunuz. Yılmaz'dan rica ettik hiç böyle teknik falan yapmayalım. Bu aşamaya göre bir tabak yapalım dedik. Makinik biraz... Yani mutfakta biraz da böyle bir şey olman lazım. Evet. Ah bir de serviste görünmeli. Arkadaşlar, öncelikle hepinizin eline sağlık. Koşturdunuz, emek verdiniz, hepiniz terlediniz. Kiminiz başarılı oldu. Yapılan tabağa en yakın tabakları çıkarmaya çalıştı ve oldu. Kiminiz talihsizlikler yaşadı. Bir şekilde olmadı. Ama geneliyle biz mutluyuz sonuçlardan, doğru mu şeflerim? Evet, sonuç olarak... Zor bir tabak. Biz de daha önce söylediğimiz gibi zaten en yakın tabakları yapan kişileri seçtik aramızda yaptığımız istişareyle, yaklaşanları. Seçtik. Sırayla o arkadaşların isimlerini okuyacağım. Birinci en yakın tabağa yaklaşan arkadaşımız. Eda. Koşturarak çalıştım, çok zevk aldım, çok güzel bir tabaktı ve ben de şefin tabağını çok güzel bir şekilde çıkardığımı düşünüyorum. Yaratıcılık oyununa geçtim, şimdi bomba gibi hazırım, çok motiveyim. Kesinlikle üçüncü kadın yarışmacı olarak All Star ana kadroya adımı yazdıracağım. İkinci arkadaşımız... Hakan. Hayatta böyle bir şeyleri başarmaya yani kafamda koyduğum hedefleri başarmaya çalışırken hep zorlu süreçlerden geçmişimdir. MasterChef'te de maalesef şu anda öyle oluyor ama belki de bu benim için hayırlısı. Güzel tekniklerle devam edeceğim. Sadece yaptığım ürünlerin daha yenilebilir ve lezzetli olmasına dikkat edeceğim. Onun dışında bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Umarım öyle olur. Üçüncü arkadaşımız da... Faruk Batuhan. Bravo. Geçsin de. 3 gündür şeflerin verdiği tabakları mükemmel yapıyorum. Muhteşem oluyor. Ama ikinci tura geldiğim zaman yaratıcılıklarda hep bir sıkıntı yaşıyorum. Ama bugün üçüncü gün ben orada olmalıyım. Artık Suno ile Güzde'nin yanına çıkmama çok az kaldı. Tabağı güzel hazırladığını düşündüğümüz arkadaşımız. Rıfat. Son 15 dakika bir anda kendime gelip tekrar tık 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 ne var ne yok eksiksiz tabağımı çıkarttım. Şeflere sağ olsun takdir ettiler ve beni yaratıcılık etabına taşımaya layık gördüler. Artık yukarı Sunay'la bizlerin yanına çıkacağıma inanıyorum efendim. Ve son isim de... Kıvanç. Bugün gene yaptım yapacağımı. Attım kendimi bir şekilde yaratıcılığa. Süreyi doğru kullanıp kapağımdakileri oturtabilirsem tabakta. Bugün büyük ihtimalle yukarıda. Evet şefim. Arkadaki arkadaşları da şöyle kısaca yorumlarsak. Batuhan gerçekten yazık. Aslında geçebileceği bir tabak. Fakat onu açarken maalesef bağırsakları temizlememediği için değerlendirmeyi alamadık. Yazık gerçekten çünkü çok başarılı. Batuhan'a ben de üzüldüm. Evet. Yani önce tabağı gördüğümde
mutlu oldum. Sonra işte malzemeler tamdı. Evet, mutlaka yorumlar vardır içinde ama diğer elemeyi geçen arkadaşlarımız için de geçerli. Ama en sonu ıstakozunu temizlemiş olsaydım, şey, şimdi senle bir sonraki turu... Kendi öz eleştirimi yapayım. Ya benim bir an önce kendimi toparlamam lazım. Normalde bunları gözüm kapalı yapabileceğim tabaklar. Yıllarca bu yemekleri yaptım, hakim olduğum bir konu. Tabii uzun süredir de mutfağa girmemiş olduğunun vermiş olduğu acemilik de dolayı böyle oluyor. Bir an önce kendimi toparlayıp son iki kişi kaldı. O iki kişiden biri olmak istiyorum. Daha iyi bir tabakla diğer gün geleceğim karşınıza. Evet. Eline sağlık. Mehmet, aslında tabağın gidişatı iyiydi. Fakat orada kullanmış olduğun salça, sarımsak ve baharatlar tabağın dengesini bozdu. İstakozu biraz daha iyi pişirebilirdin. Orhan, sen zaten sadece risottoları yaptın ve istakoz ortada yok. Onur, istakoz hiç yok. Diğer garnitürlerde biraz yapmaya çalışmışsın. Mustafa, tabağı yetiştiremedin. Bütün malzeme, yani üzüldüğümüz bir tabak oldu. Evet. Yani orada belki de, yani şunu hep diyoruz biz, belki klişe oldu ama gerçekten ürünlerin özenliymiş ve Nizam Plus'ını görünce, ilk başta buradan bakınca acaba mı dedik ama yanına gittiğinde bütün ürünleri biriktir yaptığını tam ama tabağa koyamadığını gördük. Bahri'de de malzemeler tamdı ama daha önce de konuşmuştuk ya, bir yemeğin tadının tuzunun olması gerekiyor, en önemli kriter. Hiç tuz yoktu. Hiç yoktu hem de. Ve hiç tadına da bakmamışsın. Çünkü tadına baksaydın zaten onu öyle o şekilde tabağa koymaman gerektiğini sen de görecektin. Şefim, dakika risotto yetişmedi. Haklısınız. Mahcubum size karşı. Yoksa aslında sen biraz tadını tuzunu ayarlayabilsen, biraz daha özenli olsa sen de tabağınla, prezentasyonunla ya da malzemelerin hepsini kullanmanla birlikte bir sonraki turda bence olabilirdin. Evet arkadaşlar, beşinizi tebrik ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız da elinden gelenleri yaptılar. Gerçekten kritik bir gün. Yarın ve öbür gün sadece iki arkadaşımızı alacağız. Bugün Güzide ve Suna sonrası üçüncü arkadaşımız yukarıya çıkacak. O da biraz sonra vereceğimiz yaratıcılık tabağından sonra. Gidin, iyice dinlenin. Sizler de çalışmaya devam edin. Biz burayı hazırlayalım, görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler şef. Anlat bakalım Edacığım, tabakta ne var? Şefim, ben içli köfte mantığıyla, böyle ince bulgurla, salçayla, biraz unla güzel bir hamur yoğurdum. Salça da kullandım tabii ki hamurda. İç dolgusunda dana kıyma, ceviz, salça, soğan ve taze sarımsak doğradım ve güzel bir iç harç hazırladım baharatlarla birlikte. Bu İtalyan arancini değil mi? Arancini diyebiliriz. Arancini ve içli köfte arası bir şey. Ben bu şekilde yorumladım. Nasıl yani? Sen bunu Danlo Şef'in karşısında nasıl konuşabiliyorsun? Yani esinlendim şefim. Hakan'cığım. Evet şefim. Anlat. Merhabalar şefim, öncelikle. Kulaklarımız da sende. Şefim, salçalı ve taze sarımsaklı bir tavuk sarma yaptım. İçinde salçanın umami tadını daha çok alabilmek için kavurmadan koydum şefim. Tavukla beraber pişti. Ayrıca doku katması için cevizleri şeyde dövdüm. Havanda dövdüm. Tavuk sarmanın içinde onlar var. Yanına konfi sarımsaktan bir mus yapmak istedim şefim. Parmesan ve krema ile. Bir de transparan bir jel yaptım. Ve neli? Turptan şefim. Turptan oluşuyor. Aynen. Konfi sarımsağı kızartarak oraya çıtır bir doku elde etmeye çalıştım mantarım tan yanında. Bir tane de yarım sotelenmiş şeyle, tavukla beraber sotelenmiş kestane mantarım var şefim. Teşekkürler Hakan'cığım. Afiyet olsun şef. Bizi nereden vuruyorsun? Şefim, ben sizi burada... Bu ne? Şefim, o şey, konfi sarımsak musu şeyle beraber parmesan ve krema ile lezzetlendirdim ve şey var içinde, tereyağı. O tavuk sarma şefim, pazı yaprağına sarılmış.
dışında salçalı ve taze sarımsaktan elde ettiğim bir tane tavuğun but kısmı, yani zor pişen bölümünden bir kıyma elde ettim. Turp jeli. Bonfilenin de, tavuk bonfilenin de aşağıda kalan ufak baby kısımları daha kolay piştiği için ortasını onlara tercih ettim şefim. Onların tam ortasına da dövdüğüm ceviz, taze sarımsak ve mantarlardan bir düksel gibi bir şey yaptım. Onu sardım. O şekilde pişirdim şefim. Ne jeli bu? Turp mu? Turp jeli. Transparan turp jeli yapmak istedim şefim. Evet Hakan. Merhaba şefim. İstediğin gibi oldu mu sence? Yaptığım şeyler istediğim gibi oldu. Tabaklama kısmına çok vakit ayıramadığım için tabaklamadan çok memnun değilim estetik olarak görüntüsünden. Onun dışında memnunum şefim. Bir de sifonu düzgün kullanamadım. Yani tam istediğim gibi çıkmıyor sifondan. Onu bir şekilde artık öğreneceğim şefim. Kırmızı sosta salça harcında ne var? Kırmızı sosta karamelize soğan, salça, şeker, tuz, domates, domates rendesi ve konkasede, yani domatesin dış kabuğuna alınmış etli kısımlarını kullandım şefim. Ortasında da bir adet kestane mantarı ve çıtır sarımsak konfi var. Teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Teşekkür ederiz. Faruk Batuhan. Hadi Batu. Ya Rıfat ya Hakan, ben size söyleyeyim. Evet, Rıfat. Rıfat. Ya sen ya o. Onu da sarımsak az. Ona da üzülmem çıkarsa, sevinirim yani. Ama inşallah ben çıkarım. Onu da sarımsak az. Az mı? Ben hala da kullandım valla. Çok mu? Olabilir. Seninki de güzel ama onlarınki çok güzel. Kimi kopyaladı? Ben kimseye bakmadan yaptım bunu. Benim içeriğim çok farklı ama. Efendim? Ben en öndeyim, kabul etmiyorum. Şefim, yemeğimin adı, ben Master Chef'i gezegenimize benzettiğim için dünyamızı tasvir ettim. Bir anlık beyazlık var, güneş vurduğu yer. Ama isli ve puslu. Arka tarafında gece olmuş, salçayla lezzetlenmiş biçimde. Ortasında bir sarımsaklı, kayısılı dolgu var. Bu da magmayı çağrıştırıyor. Evet. Şefim, tabağımın adı sarımsaklı köfte ama Rıfat usulü. Burada sarımsaklı köfteyi yorumluyorum. Yorumum da şöyle, iki tane Türk mutfağında iki temel köfteden ilham alıyorum aslında. Biri mücver, diğeri de içli köfte. İçli köfte dış tabanı normalde bulgur daha yoğun olur. Ben eti daha yoğun tutup bulguru daha az tuttum. Diğer bir farkı da salçayı sarımsakla ve zeytinyağıyla birleştirip bulgurları bu sosta ıslatarak dış katmanını ve kıymayla yoğurarak hazırladım. İçine de çok yakıştırdığım için sarımsakla kajun ve sarımsaktan bir püre yaptım. O püreyi iç dolgusu olarak kullandım. Altına sarımsak mücver yaptım. Evet arkadaşlar, MasterChef Türkiye All Star'ın 3. günündeyiz. Tabii ki 3. arkadaşımız da biraz sonra belli olacak. Gerçekten biz de çok heyecanlıyız. Çünkü bir taraftan da kadromuz en azından netleşmeye başladı. Tabaklara gelince bütün yarışmacılar ortaya iyi tabaklar çıkardılar. Bazılarında sorun var, bazıları ideal. Ama genel anlamda salça ve sarımsaktan, işinden memnunuz. Özellikle sarımsakta şefim. Evet. Bol bol yemiş olsun. Biz aramızda bir konuşalım. Biraz sonra geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir akış. Elinize hak ettiler. Bravo. Bravo. Sen şu yoğurdu bir çıkar bakayım. Yoğurdun duruyor mu?
Yok yok, bu ne bu? İkisi yoğurdu sen mi yaptın, hazır mı aldın? Hazır, buradan aldım. Oğlum ben de sen yaptın diye zaten geldim. Bak bunu söylemiyorsunuz. Niye? Bunu söylemelisiniz, sebebi şu. Şu anda iki şef, Batuhan, işi fazla geldi diyorlar. Şimdi bu herhangi bir senin bir şeyini etkileyecek diye söylemiyorum ama benim dikkatimi çekti. Bu kadar işi burada verebilmek çok zor. Ve bundaki iş dengesinde bilemedim. Ama MasterChef Türkiye'nin bu seviyesinde işi bir yoğurt kullanmak problem değil. Biz oraya koyduysak kullanabilirsin. Cevabını kendin mi dengeleseydin diye meraktan geldim. Yanılmadım. Aranızda bir kişi verdiğimiz görevli tamamlandı. Rıfat ve Eda aranızda en başarılı, en lezzetli, en uyumlu, en başarılı tabak yapan yarışmacımız bu oyun birincisi MasterChef Türkiye All-Star. Ana kadro giren üçüncü yarışmacımız hak ettim, hak ettim Eda. Ben çok yorulmuştum gerçekten, tamam, biliyorsun. Hak ettim, çok mutlu, çok mutlu oldum. Yani bugün biraz rahatsızlandım şefim. İyi değildim, ilaç falan aldım. Belim çok ağrıyordu, inanılmaz ağrıyordu. Artık çok yoruldum. Ben 3-4 saatlik uykuyla geliyorum buraya. İnanın 4'e 5'e kadar uyuyamıyorum. Video izliyorum, jel çalışıyorum, köpük çalışıyorum. Çok çabalıyorum. Siz de fark ettiniz bunu zaten. Gerçekten çok çabaladım. Yani gerçekten çok mutluyum şefim. Çok teşekkürler. Sence şu anda senin çocukları ne düşünüyorlar ya da? Gurur duyuyorlar. Çok mutlu olacaklar gerçekten. Çok. Gurur duymaları gerekiyor anneleriyle. Herhalde muhtemelen uykudan uyandıracağım onları. Çığlık çığlığa. İnşallah korkmazlar. Gel. Bugün çok inandım. Çok inandığım için çok çabaladım ve her zaman emeklerimin karşılığını aldım bugüne kadar. Bugün de çok inanıyordum. Yani ekstra motivasyon kaynağı da çocuklarıma telefon konuşmam oldu. Oğlum bana dedi ki anne, eğer zorlanırsan, başaramayacağını düşünürsen lütfen bizi hatırla, gözünün önüne bizi getir. Başaracaksın dediler ve ben çocuklarım için başardım, kendim için başardım. All Star kadrosundayım. İsmim 3 harfli, 3. olarak da adımı All Star kadrosuna yazdım. MasterChef Türkiye All Star 3. yarışmacımız Eda! Hadi gel. Tebrik ediyoruz. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şefim çok teşekkürler. Çok mutluyum. Evet, şimdi gerçekten ikinize çok lezzetli tabakları yaptınız. Aslında Rifat, senin tabak gerçekten çok başarılı. Senin ikinci yapak onu biliyor musun ne? Senin tabakta aslında iki ayrı tabak var. Mücver kendine bir tabak yaptı. Üstündeki arancini tarzısı yemek başka bir tabak. İkisi de inanılmaz lezzetli ama aynı tabakta ikisi de kızartmış olduğu için biraz da fazla geldi. Ama buna rağmen yapılış, düşünceli, kullandığı teknikleri ve sunumu çok çok başarılı. Bence çok yakınsın. Bence bildiğimiz Rifat'tı. Geri döndü. Pes etme. Ala şey, umut var. Anlaştık mı? Güzel bir akış Rifat için.
3 günde 3 defa finale geliyor. Birinci gün 3. oldu. İkinci gün 3. oldu. 3. günde birinci oldu. O için de bir kere daha güzel bir akış yapalım. Rıfat da ve Aya da ya. Sizi yukarıda alalım. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Mehmet Şef'e güzel bir motivasyon kalan yarışmacılarımız için. Arkadaşlar şansınız artık gerçekten azalıyor. Şu anda 3. olarak Eda da MasterChef Türkiye All Star'a giden yarışmacımız oldu. Artık bu saatten sonra tabii ki şansınız var ama şartlar biraz daha zor, biraz daha heyecanlı olacak. Hiç kesinlikle ve kesinlikle motivasyonunuzu bozmayın. Çalışmaya devam edin. Yarın görüşürüz. Hepinize başarılar. Sağ olun. Hoşçakalın.